Değerli hocalarım, çalıştayımızın öğleden sonraki oturumunu açıyoruz. İlk sunumu öğleden önce benim sunumum vardı biliyorsunuz. O kalmıştı, ben yapacağım o yüzden. Sunumda karantina psikolojik etkileri ve baş etme yollarından bahsedeceğim. Ama öncelikle bir duyurum var. Öğrenci arkadaşlar buradaydı değil mi? Onun dışında Instagram ve YouTube'dan takip eden öğrenci arkadaşlarımız da yorumla ya da soruyla falan katkıda bulunabilirlerse süper olur. Çünkü bundan sonra da beyin fırtınası parti başlayacak. O yüzden verimli bir akış olur bizler için de. Katkılarınızı bekliyoruz, olur mu? Şimdi öncelikle karantinadan bahsetmek istiyorum. Karantina bir kişinin hasta olup olmamasına bakılmaksızın hasta olma ihtimali varsa şayet insanlarla arasında fiziksel mesafe kurması anlamına geliyor. Yalnız karantinanın şöyle bir yan etkisi olacak. Fiziksel mesafe koyduğundan arasında insanlarla herhangi bir şekilde fiziksel ortamda bulunmayacağı için insanlar grup ortamında olmayacak, arkadaşlarıyla aynı ortamda olmayacak, ailesiyle olmayacak. Doğal olarak kişide psikolojik negatif etkiler baş göstermeye başlayacak zamanla. Sunum akışı da şu şekilde ilerleyecek. Önce psikolojik çeşitli rahatsızlıklardan bahsedeceğim kısaca. Ardından bunların belirtilerinden bahsedeceğim. Çünkü belirtilerini görürsek kısa sürede teşhis koyabiliriz ve proaktif davranırsak da aslında bu çok zahmetli tedavi süreci olan bu rahatsızlıklara yakalanmayı engelleyebiliriz. Ardından çeşitli risk grupları var. Onlardan bahsedeceğim. Sonra ne yapabilirizden bahsedeceğim. Ondan sonra da öğrenci arkadaşlarımıza soracağım. Sizce ne yapabiliriz diye. Çünkü uzaktan eğitim sürecindeyiz biliyorsunuz ve siz de aslında bu süreçte etkileneceksiniz bir nebze de olsa. Çünkü okulda bulunamayacaksınız. Şimdi psikolojik etkileri şöyle karantinanın. Biz dediğim gibi mesafe koydukça insanlarla aramıza, bu hastalığın stresini yaşadıkça kendi halimize ve bunu paylaşamadıkça yeterli miktarda depresyon, anksiyete, post travmatik stres sendromu ya da uyum bozukluklara, uyku bozukluğu, panik bozukluklar gibi çeşitli rahatsızlıklar yaşayacağız. Bunların çeşitli belirtileri var. Önceden yani teşhis koyabilmemiz mümkün olacak. Proaktif davranırsak dediğim gibi bu süreci engelleyebileceğiz. Bunlar da şu şekilde. Duygularımız mesela aşırı kaygılı ya da korkak davranabiliriz, depresif olabiliriz, çok sıkılgan olabiliriz ya da işte boşlukta hissedebiliriz, sessizleşebiliriz hatta. Bu duygusal belirtilerden, duygusal belirtiler kısmı. Vücudumuzda reflü baş gösterebilir, yeme bozuklukları olabilir, aşırı bir iştah artışı ya da aşırı bir iştah azalışı olabilir. Terleme, titreme, kas katılmaları gibi belirtiler olabilir. Düşüncelerimize de işe odaklanamayabiliriz. Birçoğumuz aslında bunu yaşıyoruz ama işte işe vererek bir şekilde yine kendimizi aşmaya çalışıyoruz bu durumu. Konsantrasyonda güçlük yaşıyoruz, kafamız karışmış hissediyoruz, çok unutkanlık yaşıyoruz. Bu da aslında düşünce bazlı belirtiler kısmına giriyor. Çeşitli risk grupları var bu evrede. Yaşlılar bilhassa çok etkileniyor biliyorsunuz bu evrede. Çünkü tek başlarına mücadele edemiyorlar aslında karantinada kaldıklarına. Kendilerini yalnız hissediyorlar, ihtiyaçlarını gideremiyorlar. Dolayısıyla aslında o yaşadıkları fiziksel belki rahatsızlıkların yanında aslında ruhsal rahatsızlıklar da yaşamaya başlıyorlar. O yüzden yaşlılar burada hayli önemli bir risk faktörü, risk grubu içerisinde pardon. Genç yaştaki bireylerde şu şekilde etkileniyor. Şimdi biz yaşımız itibariyle bir nebze olsun artık tecrübeliyiz. Hiçbirimiz pandemi yaşamadık. Hatta epidemi bile birçoğumuz yaşamadık. Ama genç yaştaki bireyler özellikle Z kuşağı böyle yaşantıları itibariyle de eve kapatılmaya çok müsait değiller. Sosyal medya sadece kullanarak bir şekilde irtibata geçiyorlar arkadaşlar ki bu sizin için aslında çok olumlu bir şey. Pozitif kullanırsanız. O yüzden genç yaştaki bireyler bu evrede daha çok böyle depresif eğilim yaşama durumuna girebiliyorlar maalesef. Sağlık çalışanları zaten şartları biliyorsunuz. En fazla etkilenen risk grubu maalesef sağlık çalışanları. Bir de zaten hastanelerde çalıştıkları için insanlar daha önyargılı davranıyorlar. Çünkü uzak duruyorlar, aman bize hastalık bulaşır falan diye. Bu durumda aslında daha da negatif şekilde etkileniyorlar ve daha böyle bir uzaklaşma yaşıyorlar insanlardan. Bir de eskiden psikolojik rahatsızlık yaşayan bireyler var ki bu öğrencilerimiz arasında da olabilir. Muhtemelen Beyza değinecektir ona, Beyza arkadaşımız, öyle tahmin ediyorum. Özellikle bu sıkıntıları yaşayan bireylerin bu evrede daha fazla aslında özen göstererek daha fazla ilgiye muhtaç oldukları bir evre oluyor. O yüzden bu bireylerle bilhassa daha fazla etkileşime geçilmesi gerekiyor. Ama şöyle bir avantajımız var. Aslında bu grupların birçoğuyla özellikle yaşlılarla
Devlet bayağı ilgileniyor. Yani ben bizzat biliyorum. Ailem böyle işte sağlık ocağını arayıp böyle soruyorlar işte ilaçlarınızı içtiniz mi falan tarzında. O güzel bir gelişme aslında ülkemiz için. Karantina esnasında çeşitli faktörlerden etkilenip psikolojimiz kötü yönde etkilenebiliyor. Bu yetersiz kaynaklar olabiliyor mesela. Fazla talep olması durumunda biliyorsunuz o karantina yoğun dönemini hatırlayın. Evlere hapsolduğumuz dönemi. O dönem ciddi anlamda kaynak sıkıntısı yaşandı ve insanların psikolojisi ciddi anlamda çok kötü etkilendi. Maddi sıkıntı yaşayanlar da oldu bu arada biliyorsunuz. Karantina süresinin uzun olması yani optimal düzeyde tutulmaması da insanları olumsuz yönde etkileyen bir faktör oldu. Bu belirsizlik oldu mesela. Yine mi olacak? Evden yine mi çıkmayacağız? Ya da işte ne kadar sürecek bu süreç diye. O belirsizlik özellikle insanları ciddi anlamda yordu. Hastalığa yakalanma korkusu yoğun olan bireyler olabilir. Herkesin kişilik tipi farklı biliyorsunuz. Bu insanlar bu süreci daha da zor atlattılar. Çünkü paranoyaya giden şekilde ilerliyor biliyorsunuz bu semptomlar artık. Yetersiz bilgi olması durumunu da olumsuz yönde etkendik. O da nasıl oldu? Sosyal medyada mesela saçma sapan haberler yer alıyor biliyorsunuz. Bunlar da yine bireylerin psikolojisini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Sonraki dönemde insanlar işlerini kaybedebildiler biliyorsunuz. Kaybeden insanlar oldu, finansal sıkıntı yaşayan insanlar oldu. Aslında karantina bittikten sonraki süreçte de yine böyle bir grup aşırı derecede etkilendi. Yani başlangıç çevresinde orta aşamasında böyle hali hazırda uygulanırken karantina finansal sıkıntılar yaşayan, işten çıkaran insanlar sonrasında daha da büyük aslında bir nevi vurgun yemiş oldu. Damgalanma hissi diye bir kavram var. Bu çok güzel aslında. Bu da daha çok doktorlarda kullanılıyor, tıp doktorlarında. O da şu anlama geliyor. Yani bu insanlar işte hastanede çalışıyor. Zaten sağlıksız bunlar diye bir nevi damgalıyoruz. Ve o ciddi anlamda hani bu ön yargılı yaklaşma durumu insanlara o grup insanların da psikolojisini yine olumsuz yönde etkiliyor. Şimdi bu durumda biz ne yapabiliriz? Yani genel anlamda bunlar öneriler insanlara. Sağlığımızı öncelikle korumamız gerekiyor. Sağlıklı ve düzenli besleniyoruz, egzersiz yapıyoruz, yeterli derecede uyuyoruz, alkol, kafein kesinlikle almamaya çalışıyoruz ya da minimize ediyoruz bunu. Bir saniye, çok pardon. Bir slide atlamış. Neyse. Doğru bilgiler edinmemiz gerekiyor. İşte egzersiz yapacağız. Yeni hobiler edinmemiz gerekiyor. Evde kalan arkadaşlarımız özellikle bunu olumlu yönde kullanmamız gerekiyor. Ki öğrenci arkadaşlar bu evrede muhtemelen yardımcı olacaktır. Bizim öğrencilerimiz ben şanslı olduğunu düşünüyorum. Öğrenci kulüpleriyle, öğrenci dekanımız Sahil ile ilgili bu konuda öğrenci kulüpleriyle sizi yine bir araya getirecek. Ankara'da olmayan arkadaşlarımız da yine bir şekilde bundan faydalanacaklar. Şu an ekranda izleyen arkadaşlarımıza rahat olun. Bu süreç sizler için çok olumlu bir şekilde geçecek. Hükümet bu konuda ne yapabilir? Ne yapabilir? Karantina mümkün olduğunca kısa tutulmalı. Dediğim gibi optimal bir düzey olması gerekiyor. Bunun ki bizde 14 gündü biliyorsunuz. 10 güne kadar düşürdüler bunu. Aslında bu bizim için olumlu bir gelişme. En azından psikolojimiz için. Hepimiz için ulaşılabilir, anlaşılabilir bilgiler verilmesi gerekiyor. Bu konuda aslında sosyal medya platformları kendi düşen görev yapıyor. Twitter, Facebook biliyorsunuz. Birçok böyle sahte haberi engellemeye çalışıyor. Daha yayınlanmadan yayınlanıyorsa da hemen kaldırmaya çalışıyorlar. Yeterli düzeyde sarf malzemesi sağlanması gerekiyor. Yani bu evrede biliyorsunuz insanlar çok sıkıntı yaşadı. Devlet yardım yaptı, evet. Ama bu yardımlar geç ulaşabildi insanlar. O yüzden insanlar sıkıntı yaşadılar. İletişim arttırılmalı halkla. Mesela Fahrettin Koca'nın ben açıkçası şeyini beğeniyordum politikasını o anlamda. Bilgilendirdi, evet içselleştirmesini sağladı herkesin. Herkesi beraber hareket etmeye çağırdı. Ama bu bir süre sonra maalesef işe yaramayacak bir şey. Yani bu psikolojide böyledir. O bir yere kadar gider. Ondan sonra insanlar alışır buna. Risk gruplarına özel önlemler alınmalı. Az önce de bahsettim. Zaten sağlık ocakları elinden geldiğince bu konuda çalışıyor. Ve bir şeyler yapıyor. Şimdi ben öğrenci arkadaşlara sormak istiyorum. Bu kısımda çok akademik çalışma var. Evet. Yani öğrencilere yönelik bir sürü çalışma yapılmış. Ama biz henüz kendi grubumuz için yapmadık. Yani kendi örneklerimiz var bizim burada. O yüzden ben sizlere soracağım. Bu evrede biz sizin için ne yapabiliriz? Bu bizim için önemli arkadaşlar. O yüzden bunu düşünün, olur mu? Bundan sonraki oturumda beyin fırtınası oturumu olacak. Ben sizlerden, yani buradaki arkadaşlardan ve bizleri izleyen arkadaşlardan sorular, öneriler ve yorumlar bekliyorum. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Şimdi beyin fırtınası oturumumuz başlayacak. Bu oturum için Profesör Doktor Cem Harun Meydan Hocam bizlere liderlik edecek. Buyurun hocam, kürsüye alalım sizi.
Takmayacaksınız.
Lütfen kendinizi sınırlandırmayın. Evet hocam buyurun. Geleneksel yaklaşım bitiyor. Can bunları not edebilir miyim? Çünkü bir süre sonra burası yetmeyecek. Fotoğraf da çekebiliriz, not da edebiliriz. Hocam buyurun, Serhan Hocam. Öz disiplin önem kazanıyor. Buyurun. Yaparak ve yaşayarak öğrenme boyut değiştiriyor. Evet, buyurun. Ne arası? Buradan bir parmak daha mı vardı? Ya da bu taraftan yine. Buyurun. Teknolojiye hakim olma ihtiyacı artıyor. Bunu bir şekilde yukarıya kaydırabiliyor muyuz acaba? Yeni bir sayfa mı açayım? Hı. Tamam. Ya bir daha alabilir miyim? Evet, salgının getirdikleri hep eğitim tarafındayız biraz. Salgınla ilgili de düşünüyorum. Böyle pardon. Farklı olaylara uyum sağlamanın gerekliliği artıyor. Hocam. Eğitim faaliyetlerinin hesap kullanmasında hesaplama araçları değişiyor. Evet, buyurun. Üzümsediğimiz salgını.
Başka? Gelecekte bizi neler bekliyor acaba? Yani onları düşünerek belki. İş birlikli, eş zamanlı çalışmanın araçları. Değişiyor. Evet, şurada vardı. Evet, Beyza. Bilişsel esneklik. Verilen önem miydi? Vardı sanki. Hocam. Yeni üretim etiketi pratikleri. Evet. Sosyalleşme azalıyor. İçsel motivasyon ve sorumluluk.
veriliyor. Evet. Söyleyeceğim. Efendim? İsterseniz 10 tane söyleyebilirsiniz. Yani ne kadar çok söylerseniz o kadar güzel. Tercihlerde seçicilik artıyor. Eğitimin mekanı yeniden düşünülüyor. Yeni bir sayfa açtım. Hocam buyurun. Hem eğitim hem kültür mobil hale geliyor. Globalleşiyor. Var mı bu taraftan? Genelde dediğim gibi şey oldu. Biraz eğitim ağırlıklı oldu. Acaba 10 yıl sonra başka bir pandemi olabilir mi? İnşallah olmaz tabii. Teknolojiye evet. Uyum hızında artış var. Şimdi yorum yapmayayım. Hadi belki bunların her birini de yorumlamak için her bir cümleyi düşünmek lazım. Teknolojiye uyum artıyor diyebilirim sanırım. Efendim? Uyum hızı artıyor. O zaman... Yeniden başlatılan bir döneme giriyor. Empati yeteneğimiz azalıyor. Peki bayağı bir fikir çıktı. Şimdi yeni kodlar, neler yeni kod olabilir? Kilit kelimeler neler olabilir? Biraz önce en bahsettiğim, ben dedim ki disiplinler arasılık bir artık eğitimin yeni bir kodu olmalı gibi. Şu üniversite eğitiminde yeni bir kod olmalı. Mutlaka yani, olmalı ya da olmasını bekliyoruz gibi. Uyum. İşbirliği. Yeni yaklaşımlar.
21. yüzyıl becerileri. Evet hocam. Tek tip öğrenim biçimi. Esneklik. Keşif. Başka el vardı. Buyurun. Farkındalık. Eğer görmüştüm sanki. Pardon. Sürdürülebilirlik. Çeviklik. Evet, esnek keşif ama biz çeviklik diye yazılmıyor ne? Disiplinler arasılık. Eylemle. Tolerans. Evet. Motivasyon. Ön alıcılık. Kontrol, ulaşılabilirlik, başka birkaç yer daha görmüştüm. İkinci sayfayı onun için açtım hocam. Çeşitlilik. Farkındalık. Sanırım yazdık ama bir daha yazmış olalım. Süre. Var mı başka acaba? Hocam. Eş değerledik.
Adaptasyon, uyumluluk gibi bir şey söylemiştik ama. Kişiye özellik. İki tane mi? İki bir mi hocam? Sosyalleşmeyi de yazalım. Sanat. Zaman yönetimi. Öz disiplin. Sosyal mesafe, sosyalleşmeyi. Evet hocam. Ve aciliyet. Güncel kalmak. Nerede var? Dijitalleşme. Sanırım bu kadar yeter. Şimdi başa döneyim. Aslında bir sonraki aşama bunların her birini belli gruplara ayrılıp bunların her birini o gruplar içerisinde tartışmak ve bu tartışma sonucunda bize bundan ne tür fırsatlar veriyor, ne tür tehditler yaratıyor, biz hangi yönümüzü geliştirebiliriz gibi konuları netleştirmeye çalışmak. Ama en azından biz burada bu çalıştay sırasında üniversite eğitiminin gelecekte nasıl olduğunu aramaya çalıştığımız bu çalıştayda bazı şeylerin ön plana çıkarılabildiğini görüyoruz biz burada. Şimdi hepsini okusak tahmin ediyorum sizin de zihninizde. Ben özellikle bazı noktalara doğru sizi itmedim. Herkesin fikrini net olarak almaya çalıştım. Evet, teknolojinin rolü artıyor. Hepsini okuyayım. İnsan kalabilmenin önemi artıyor. Makinasız eğitime rol veriyoruz. Uzaktan eğitimde profesyonelleşme artıyor. Belirsizlikten dolayı öğrencilerin kaygısı artıyor. Yaratıcılık, geleneksel yaklaşımın bitiyor olması, aslında hep bizim söylediğimiz yeni kodun belki başlangıcı bu, geleneksel yaklaşımın bitmesi. Öz disiplin, evet, çünkü öğrencilerin öz disipline sahip olması onların çalışmasını sağlıyor. Biz biraz önce hocamla dışarıda konuşurken uzaktan eğitimde öğrencilerin bizi ya da biraz önce Ece Hoca'nın sunumu sırasında kameranın biz öğrencilerle göz teması kurmuyoruz. Bizim sizinle şu anda yaptığımız gibi. Ancak biz kameraya bakıyoruz. Öğrenciler kameraya bakıyor da ekrana bakıyor. Kameraya bakıyorsa da gene göz teması olmuyor. Ekrana bakıyorsa da gene göz teması olmuyor. Dolayısıyla biz karşımızdaki öğrencinin ne yaptığını tam ekran. Şu kadarlık o ekranın dışındaki
alanının ne olduğunu bilemiyoruz. Dolayısıyla öz disiplin önem kazanıyor. Yaparak ve yaşayarak öğrenme, evet, boyut değiştiriyor. Ve dijital eşitsizlik artıyor. Teknolojiye hakim olma ihtiyacı artıyor. Farklı olaylara uyum sağlamanın gerekliliği, eğitim maliyeti hesaplama araçları değişiyor. Küçümsediğimiz salgına verilen önem, salgınla ilgili çok bir şey konuşmadık aslında. Tam salgın bize bunları öğretti ama gelecekte bu salgının mutlaka hayatımıza bıraktıkları olacak. Bu uzaktan eğitimin belki bir kısmı, hep eğitimin bir kısmı uzaktan olarak kalmak durumunda kalacak. Bunu bir avantaj haline getirebiliriz. Farklı şehirlerdeki kişileri uzaktan eğitimle üniversitemizin içinde ders verir hali ya da farklı ülkelerdeki belki yapabiliriz. Akademik ve idari yapılanma değişiyor. Evet, üniversitelerin çok büyük mekanlarının olmasına da ihtiyaç olmayacak hale gelecek gibi görünüyor. Evet, insanların birbirlerini sevme biçimleri değişiyor. Sosyalleşme biçimleri değişiyor aslında belki insanların. Zoom üzerinden oyun oynayanlar var. Yani öyle sosyalleşiyorlar artık insanlar. Yakın olmadan bir şekilde sosyalleşmeye gene de çalışıyorlar. Bu sosyalleşmenin bir ihtiyaç olduğunu da bize gösteriyor tabii yani. İş birlikte eş zamanlı çalışmanın ihtiyaçları değişiyor ve uzaktan eğitime ihtiyaç artıyor. Bilişsel esneklik, buna verilen önem artıyor. Aslında sadece bilişsel esneklik değil, her türlü esneklik, eğitim esnekliği de aynı şekilde. Biraz önce de bahsetmiştim. Bu esnekliğe sahip olmayan kurumlar, bu esnekliğe sahip olmayan bireyler uzaktan eğitime o kadar çabuk adapte olamadılar. Ya da eğitimin bu haline o kadar çabuk adapte olamadılar. Gelenekleri biz bu kadar kolay bırakamıyoruz. Ne demek gelenekler? Biz uzaktan eğitim vermeye kodlanmış olarak gelmedik bu noktaya. Uzaktan eğitime kodlu gelmediğimiz için de sınavları hala yüz yüze eğitimde olduğu gibi yapmak niyetindeyiz ve isteğindeyiz. Bizden aranan da o şekilde, belki bu şekilde. Ama eğitim uzaktan, sınavı yakından gibi yapmaya gayret ediyoruz. Bir çelişiyor gibi geliyor yani bana. Belki bunları düşünmek ve değiştirmek lazım. Sanal eğitim modellerinin önemi artıyor. Bu sanallaşan eğitim, uzaktan eğitim, stajı biz sanal olarak öğrencilerimize bu şekilde giderse nasıl yaptırabiliriz acaba? İnsanlar şu anda çalıştıkları mekanlarda, biraz önce gene Ece Hocam bahsetti, öğrenciler birbirlerini tanıyorlarsa daha önceden uzaktan eğitim sırasında farklı oluyor ama tanımıyorlarsa farklı oluyor. Şimdi yeni işe giren birisi uzaktan hem işe girip yeni işe girip insanları tanımadan bir anda uzaktan çalışmaya başlamış olması ya da başlıyor olması nasıl bir şey ifade eder acaba? Evet, sanallaşan eğitim modelinin de bu şekilde olduğunu görüyoruz. Sosyalleşme azalıyor, evet. Teknolojinin kullanım ve gelişimi zorunlu hale geliyor. Tabii teknoloji bir yandan zorunlu hale gelirken bir yandan kendisini bizi kendisine bağımlı kılıyor. Felsefede bir okul var, Stoa okulu diye. Bağımlılıklarınızı mümkün olduğu kadar azaltın. Çünkü bağımlı olmanız demek, bağımlı olduğunuz şeyin sizin üzerinizde güçlü olması demek. Teknoloji, evet. Biz teknolojiye bağımlılığımızı arttırdığımız sürece teknolojinin olmadığı zaman eğitim yapamayacağımız anlamına da gelebilir. Mutlaka bir yedek sistem olmalı mı? Başka bir şey de düşünmeli miyiz? Düşündürüyor bana bu açıkçası. Bütünsel başarıya daha fazla önem var. Tercihlerde seçicilik artıyor. Eğitimin mekanı, evet, yeniden düşünülüyor. Evet, eğitim ve kültür globalleşiyor. Çünkü zaten bu globalleşmenin, yani insanlar artık o kadar kolay dolaşamıyor dünyada ama şu anda bu pandemiden dolayı. Ama bilgi bütün hızıyla dolaşmaya devam ediyor. Rektör hocamın en başta söylediği belki bu korkunun nedeni de o. Eskiden de pandemi vardı ama bu pandemiden herkes bu pandeminin ya da pandemilerin bu kadar farkında değildi dünya. Şimdi biz bunun bu kadar farkındayız. Çin'de ne olduğunu çok iyi biliyoruz. İngiltere'de ne olduğunu da çok iyi biliyoruz. Bu da bizi evet korkutuyor belki de. Dolayısıyla eğitim ve kültür bu hızlı bilgi akışından dolayı globalleşiyor.
teknolojiye uyum hızı artıyor. İnsanlar otomatik olarak hızlı olmak ya da bu teknolojiye hızlı adaptasyon ihtiyacı hissediyorlar. Yeniden başlatılan bir döneme giriyoruz ve empati yeteneğimiz azalıyor. Belki üzerinde konuşacağımız konular olabilir. Yine biz eğitimin yeni kodları neler olabilir deyince bunları da yeni birer kod olarak belki her birini, her bir kelimeyi yeni birer kod olarak düşünebiliriz ve gelecekte eğitimi bunların üzerinden oluşturabiliriz. Bir iki tanesini örnek olarak alalım. Esnekliği biz bir kod olarak alırsak, yani esneklikten kastımız eğitim bugün online, yarın yüz yüze dediğimiz zaman hemen öğrencilerimizi buraya getirebiliyor muyuz? Evetse evet, çok esneyiz, birazsa az esneyiz gibi düşünelim. Ya da tekrar bir daha, hani şu anda teknoloji, sonuçta biz üniversitede verdiğimiz eğitimde iki tane fiber optik kabloya bağlıyız. Şu anda o kablolar aracılığıyla da dünyaya Instagram üzerinden yayın yapabiliyoruz. Ama o kablolardan bir tanesinin olmaması, kırılması, kesilmesi bizi ne kadar esnek kılıyor acaba? Başka ne türlü bir, başka bir sistemimiz var mı acaba bunu yedeklediğimiz bilmiyorum. Gibi düşünelim. Bunların her birini yeni kodlar olarak düşünebiliriz ya da üniversite eğitiminin yeni kodları olarak tartışabiliriz. Ben müsaadenizle bu parçayı burada sonlandıracağım. Çünkü bir sonraki aşaması bunun söylediğim gibi küçük gruplar halinde her birini tartışmak ve bu tartışmaların sonuçlarını burada gene o küçük grupların sözcüleriyle beraber ifade etmek. Ama biz bunların kaydımızı aldık. Bütün herkesin söylediği hem kelimelerin, yeni kodların hem de artan azalan ifadelerin, artıyor azalıyor ifadelerinin. Bunların üzerinde birazcık daha çalışıp onları gruplandırıp size bir rapor halinde sunmaya niyetliyiz. Sorularınız varsa alabilirim. Yoksa müsaadenizle ben bu bölümü burada bitireceğim. Sayın Hocam. Çok teşekkür ederim tekrar değerli katkılarınız için. Herkese teşekkür ediyoruz. Başta hocamız olmak üzere. Şimdi bir 15 dakika kahve molası vereceğiz. Ardından yine buradayız.